Hanımlar, beyler. Resident Evil'a kaldığımız yerden devam ediyoruz. Üst katta kanca. Evet, üst katta kancayı alıp bir de kelebeklerle oynaşacaktık. Son bölümü çekeli 2-3 gün falan oluyor. Açıkçası üst katta neredeydi tam hatırlamıyorum. Şuradaki metinde ne yazıyor? Odanın sağ tarafına mermiler bıraktım. Eğer başını belaya girdiğini düşünürsen istediğin gibi kullanmakta özgürsün demiş Barry. İçeride topladığımız, geçen bölüm topladığımız mermiler olsa gerek onlar. Hah, bir de silahımız tabii kuşanacaktık. Elimiz boş koşuyoruz öyle. Şimdi haritaya bir bakalım. Sanırım sen nereden çıktın be adam? Ödüm koptu. Burada şey vardı sanki. Kolunu yılan ısıran arkadaş. Emin olalım. Yanılıyorum, evet, tamam. Şu odada mıydı? Evet, bu odadaydı. Kanca neredeydi? Burada. Şu kancayı bir alalım, olta iğnesi. Sonra şuradaki arı numunesini alayım. Ve buradaki arı yemini alayım. Basınca bir şey olmayacak. Şimdi böcek numuneleri olduğuna göre burada arı yemi değil, arı numunesi olması gerekiyor. Kullan diyelim. Basalım. Yine hiçbir şey olmadı. Böcek örnekleriyle yapılacak bir şey. Başka ne yapabiliriz? Başka bir böcek bulmamız gerekebilir. Muhtemelen birisi bu yaratığı adamlar için kullanıyordu. Şimdi başka bir böceğe daha ihtiyacımız var. Buraya şunu koysak. Şimdi tekrar bir denesek. Arı numarasını almayacağım şimdilik. Tamam. Şimdi çift kapının olduğu yerden bir şey alacak olabiliriz. Hani tuzaklar vardı, üzerimize heykeller geliyordu, hatırlarsanız. Ve şu arkadaşları alalım. İleride lazım olur. Ama o oda neredeydi onu tam hatırlamıyorum. Birlikte bakacağız artık. Haritayı bir açalım. Karşı koridorda mıydı? Buradaydı. Büyük oda sanırım. Şöyle gidersek. Sanırım buradan gideceğimiz yer. Daha sola döneceğiz. Evet, aynen burası. Kancayla bir şey yapabilir miyiz ona bir bakalım. Gençler, sakin. Kullan desek. Bunu burada kullanamıyoruz. Parmaklık engel oluyor. Ne yapabiliriz? Bunlardan üsttekiler bir şey sembolize ediyor mu acaba? Kalkanlı bir şövalye, baltalı, kılıçlı, mızraklı şövalye resimleri var. İçindeki şey ne acaba?
Uyuyan şövalye. Bunlar uyan ve uyanmış olan şövalyeler. Bunda bir şey yok. Bu da uyuyan şövalye muhtemelen, değil mi? Evet. Bu arkadaşları gösteriyor. Baltalı. Kalkanlı, baltalı. Kılıçlı. Ve mızraklı. Bunların belli sırası herhalde bu şekilde olacak. Onlara yapacağımız bir şey olabilir. Sandığımızda bir de bizim eskiden kalma yine kalkanlı bir şeyimiz vardı. Hiç kullanmadığımız. Her neyse, onun dışında başka bakmadığımız nereler var? Üçüncü kat var. Şurada bir gri kapı vardı. Ona da bir bakayım. Buradan gidip. Şurası mıydı o? Kapıdan gireceğiz. Devamında bakalım ne var. Bizim eleman. Tamam. Burada bir kapı daha mı var gizli? Bakalım. Ha, gizli değil, direkt kapı vardı. Burada da açılmıyor sanki. Açılıyor muydu? Açılıyormuş. Gözümüzden kaçmış sanki sadece. Bırak beni. Ya arkanı dönme. Kalkar mı acaba tekrar diye? Merakla bekliyorum ama. Kan çıktığına göre kalkmayacaktır. Acaba bahsettiği alan buralardı mı arkadaşın? Burada bir şey yok. Her an, her yerden, her şey çıkabilir şu an. Ve bütün kaydı baştan oynamam gerekebilir. Tabanca şarjörünü al. Burası çok sessiz. Dolapta bir şey yok. Böyle şey göremeyecek kadar karanlık var. Mumu çakmağımız yanımızda olsa yakardık. Bardak vesaire var buralarda. Bu da hala kırmızı. İçmek bize ne sağladı diyeceğim. Arkada yol açıldı. Diğer taraftan içeceğiz onu. İttir. Sen nereden çıktın be? Kalkacak mı tekrar? Kalkmayan bir zombi görmedim şimdiye kadar. Kalkacak mısın? Sanırım bitti. O zaman bir şarjörü yenileyelim. Neyse ki mermi falan verdi bize de. Çoğu şeyi göremeyecek kadar karanlık var. Şimdi burayı aydınlatmak için bir şeye ihtiyacımız var. Ya şamdanları yakacağız ve bunu elimize alıp onunla gezeceğiz buralarda. Ya da bilmiyorum, hani karanlık diye buraları çok gezdirmiyor. Belki bir fener falan buluruz. Var mıdır öyle bir şey bu oyunda? Şurada aslında ışık var. Mum. Onu alsam yanıma. Burada da var. Kilitli.
Kalkan abim var. Tamam. Çakmağımızı alıp gelsek mi acaba? Bence denemeye değer. Selam. Korktum seni görünce orada ama. Sen bir noktada dönüşeceksin değil mi? Ve başıma bela olacaksın. Kesin öyle bir şey olacak. Hatta belki o ışık olaylarını falan çözdükten sonra dönüşte onun dönüştüğünü görebiliriz. Evet, buradan gelmiştim. Kayda girdim ya. Olmazsa olmaz mesajlar geliyor yine. İnsanlar özellikle benim kayıtlı olduğumu gördüğü zaman mesaj atıyorlar. Normalde bomboş durur Discord. Neyse, kusura bakmayın o sesler için. Şu an kaydı bölüp onları susturmakla uğraşmayacağım. Muhtemelen birazdan susar zaten mesajlar. Şimdi ben şuradan bir çakmağı alayım. Şu yeşil otu bırakayım. Kanca da şimdilik gereksiz bence. Anahtarla işimiz bitmedi. Diğer kapıları bulup onları açabiliriz ki anahtar yer kaplamasın. Ama şimdi değil. Şunu alamıyor muyum ya? Bildiğin gaz lambası var burada. Işık rahatlamanı sağlıyor. Tamam işte al yanına. Yok. Oyunun böyle ilginç şeyleri... Gelmişken bir kayıt alalım mı? Kayıt alalım bu sefer. Hayır değil, evet. 10 tane daha mürekkebimiz var hani. Bence yeter ki daha fazla mürekkep buluruz diye düşünüyorum. Normalde çok yaptığım bir şey değil ama bölüm ortası bir kayıt daha almak istedim bu sefer. Gittiğimiz yerlere pek güvenmiyorum çünkü hani başımıza neler geleceği konusunda çok emin değilim. Yanlış yoldan gidiyorsun Emre'cim. Bu taraftan. Bir köşkü yavaş yavaş öğrenmeye başladım her taraf olmasa da. Bu bölgeyi birazcık daha fazla biliyorum artık. Hop. Buradan giriyoruz. Yani şamdanı yakabileceğimi düşünüyorum mum sayesinde. Mum sayesinde, çakmak sayesinde. Selam. O açı var ya hani adamın dibinden gördüğümüz açı. O belli ki zombiye dönüşecek. Onun açısı o. Ben o açıyı bilirim. O açı bana hiç yabancı değil. Her an her şey olabilir. Şimdi şu çakmağı bir denemek istiyorum burada. Kullan. Güzel. Alabiliyor muyuz şu an peki bunu yanımıza? Alamıyoruz. Burada bir yarar sağladı mı? Sağlamış. Müzik notaları. Odalardan birinde piyano vardı. Hangisindeydi acaba? Müzik notaları. Burada da var nota sanki. Asılı. Alamıyoruz onları. Pompalı şey al tabii ki. Pek hayra alamet değil ama. Bu odada bitti mi işimiz? Bitti. Tamam. Şunu bir incele. Yaklaş. Müziğin başlangıcı ve bitiş bölümleri eksik. Bir şeyler ifade ediyor ufak ufak ama. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Bu dolaba bakabiliyor muyuz? Gerçi o da boştu zaten onu anladıydık. Piyano neredeydi? Odalardan birinde piyano vardı. Elimizde de bir tane böyle cilt gibi bir şey vardı. Şimdilik
Sana bir şey olmamış gibi görünüyor. Seninle konuşsam huzur içinde yatıyor. Şimdi onu yalnız bıraksam daha iyi olacak. Peki. Shotgun mermisini sen bana niye verdin oyun? Başıma bela mı açılacak? Bomba atarım falan da var. Şimdi. Şu kelebeklerin olduğu odaydı. Kırmızı gördüğümüz taraftaki. Tam arkamdaki kapıdan girersem orada merdivenlerin altında kilitli bir kapı var. Burası çıktığım yer değil mi? Ha, evet. Burası çıktığım yer. Richard'ın olduğu yer. Tam orada da değil. O zaman buradan değil de bu tarafa doğru bir ilerleyelim bakalım. Şimdi haritaya göre birinci katta hala bir sürü kilitli yer var. Ve girmediğimiz bir kapı da var. Ama oraya artık nereden girebiliyoruz? Gireriz. Şimdi ne tarafa baksam? Doğu yakasına mı, batı yakasına mı diye düşünüyorum. Önce bir doğu yakasına bakalım. Şu daktilonun olduğu ilk girdiğimiz odaya. Orada açılmadık yer kalmasın. Bence. Gerçi burası batı yakası, batı yakası oluyor. Doğu değil. Batı yakasına bakalım önce. Kanca yanında değil mi? Bıraktıydım onu. Aynen. İşin kötü yanı, yanımda çok fazla eşya var. Sandık da bulmamız gerekecek bir noktada. Şu taraftaki ilk odaya girdiydik. Yok, girememişiz. Şu oda. Bu diğer taraftan kilitlenmiş. Peki. Bunun diğer tarafına nereden gidebiliriz? Burası aşağı iniyordu, depo gibi bir yere. Bodrum katı. Onun da elektriği yoktu. Buraya girip bir şeyler bırakmışız galiba. Piyano burada mıydı? Evet, piyano buradaydı. Piyanoyu bulduk işteyse bu güzel bir şey. Notayı burada kullan diyebilir miyiz? Kullanamayız. Tamam. Benim önce bir sandık bulmam lazım. Piyanonun yerini bulduk. İlerleme kat ettik yani. Aşağı inmeyeceğim. Doğrudan karşı tarafa gidiyorum. Kargaların olduğu bölgeye. Yanlış hatırlamıyorsam kargalar buradaydı. Kuzgunlar. Garip sesler çıkartan arkadaşlar. Ve hala aynı sesler çıkıyor. Demek ki her şey olması gerektiği gibi diyebiliriz. Sizi vurmayacağım. Gerçekten öyle bir niyetim yok. Şimdi yanlış yerden geliyor ama bakıyoruz. Sağa dönersem orada kilitli bir kapı var. Saniye. Savunma eşyalarının ikisi de bitmiş. Hoş değil. Burası neresiydi? Şu sağdaki kapıya bakacağız. Açılıyorsa. Mihfer amblemi var. Tamam. Burayı açamıyoruz. Buranın devamında şu ileride var bir tane kapı.
Ama şu aşağıdan ben bir depoya uğrayayım önce. Depodan şu tahtayla notayı, yani tahta dediğim cilt aslında da tahtaya benziyor, bilmiyorum. Tahtadan cilt de olabilir. Notalar birleşiyor mu, ona bakmak istiyorum. Ve şu pompalı mermilerini tabii ki yanımıza taşımaya gerek yok. Çakmağı da bırakabiliriz. Müzik notaları var bir de burada. Şu tahta parçası. Üçünü bir deneyeceğim birleştirmeye, bakalım. Birleştir. Birleşti bunlar, güzel. Birleştir. Birleşmiyor. Tahtayı bırakabiliriz. Müzik notalarını hem inceleriz şimdi. Hem de gidip piyanoda bir deneriz. Ay ışığı sonatı. Bütün notaları güzel. Birazcık Beethoven takılacağız. Ama öncesinde şurada yani sol taraftaki kilitli kapıyı da bir denemek istiyorum. Ama burası zaten demin denediğim kapıydı. Diğer tarafta benim denemem gereken kapı. Şuradan bekleyelim. Sağdaki kapıdan girip soldaki kapıdan tekrar gireceğiz. Tamam. Arkadaşım. Yani kapının da dibinde beklenmez ki. Dur 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 dur. Tehlike. Kullan. Geri kaç, geri kaç, geri kaç artık. Öleceğiz. Öleceğiz. Ama yani kapının dibindeydi. Evet, aynı şeyleri bir daha yaptım. Yapacak bir şey yok. Bu oyun böyle. Müzik notaları. Şimdi şunları birleştiriyoruz. Mermilerimiz tam. Şu yukarıdaki arkadaşı es mi geçsem, öldürüp mü devam etsem, onu düşünüyorum da. Taraftaydı değil mi? Ben girince sağa dönecektik. O burada değildi ama. Burada mıydı? Kapıdan çıkıp sola döneceğiz demiştik. Burasıydı. Arka tarafımızda yani. Şu kapı. Aa, bir daha deneyeceğim. Biraz uzaklaşmaya çalışacağım kendisinden bu sefer. Kira girmez. Çünkü atlıyor tepemize. Koşuyor gerçi ama. Düzgün bir açı bekliyorum. Pislik. Kan. Kan çıkmadı. Çünkü tekrar kalktı arkadaş. Hayır hayır hayır. Bu sefer öldü galiba. Kan istiyorum, kan istiyorum.
kanı gördük. Tamam. Pislik herif ya. Resmen pislik. Onu kullanacağım. Tamam, şimdi burada hangi kapıya bakacaktım ben? Kesin açılmayacak o kapı ama. Soldaki kapıya bakacaktık. Hemen ilk sola gireceğiz. Buradan ilk sağdaki kapıya gireceğiz. Girmeye çalışacağız. Açılmayacak. Burası. Diğer taraftan gidermiş. Müthiş. Diğer tarafına nereden geçiliyor? Buralardan geçilmiyor. Peki. Of. En azından kanımızı yerde koymadık. Gidip şu piyanoyu da deneyeceğim. Bakalım ne olacak. Hala açamadığımız anahtarla açamadığımız kapılar var. Bu zırh amblemli. Atladığımız bir yerler var. Acaba nereler? Kuzgunların da bir olayı var ama hani. Kafeste bir tane ölü kuzgun var. Diğerleri dışarıda. Bu bir işaret aslında ama. Neyin işareti olduğu konusunda herhangi bir fikrim yok. Bu değil de bir sonraki kapı. Evet, bu. Oturup ay ışığı sonatımı çalacağız. Ne yapacağız bilmiyorum piyanoda. Piyano ile bir ilgisi de olmayabilir tabii bu arada. Nota ve piyano. Ben birleştirdim kafamda ama. Böyle bir ortamda piyano çalar mıyız? Çalarmışız. Zombileri başımıza çağırmak için daha iyi bir seçenek olamazdı. Ay ışığı sonrasıyla açılan bir gizli kapı. İlginç. Herhalde bir şey var. Nedir? Trevor'ın günlüğü. 24 Kasım 1967. Buraya gelmemizin üzerinden tam 11 gün geçti. Nasıl bu hale geldim ben? Laboratuvar önlüklü bir adam bana az bir miktar yemek getirdi ve dedi ki bu durum için üzgünüm ama güvenlik önlemleri bu şekilde. O zaman anladım. Şimdi her şey daha mantıklı geliyor. Şu anda bu köşkün sırrını bilen sadece iki kişi var. Bay Spencer ve ben. Eğer beni öldürmeye kalkarlarsa bu durumda sırrı bilen tek kişi olarak Bay Spencer kalacak. Ama ne sebeple? Şu anda bir önemi yok. Burası oldukça tehlikeli. Ailem umarım durumları iyidir. Kaçmaya karar verdim. Jessica, Lisa, güvende olmanız için dua ediyorum. 26 Kasım. İlki ne zamandı? 4 Kasım ilk gün geçmiş. Tamam. Nasıl bu kadar dikkatsiz olabildim? En sevdiğim çakmağımı kaybettim. Jessica'nın bana doğum günde aldığı. Şimdi bu karanlık yerden kaçıp kurtulmak çok daha zor olacak. 13 Kasım kaderimin mühürlendiği tarih. 3 gün önce teyzem hastaneye kaldırmıştı. Jessica ve Lisa onu ziyaret edeceklerini söylemişlerdi. Keşke onların yanında olabilsem. Ama bekle, yazdıkça hafızam yerine geliyor. Daha da canlanıyor. Bayılmadan önce laboratuvar önlüklü adam geldi ve şuna benzer şeyler söyledi. Büyük ihtimalle ailen çoktan güvende olmaları için dua ediyorum. 27 Kasım. Bir şekilde odadan çıkmayı başardım ama bu koca köşkten dışarı çıkmak pek kolay olmayacak. Tüm bu bir tuzaklarını etrafta devriye gezen adamları atlatmalıyım. Hatırlamalıyım. Kendi iyiliğim için. Demiş ve burada bir altın amblem var. Tamam. Buradan çıkmak için o sahte olanını buraya koyacağız ve bunu alacağız. Tahtadan olan vardı ya bir tane elinizde. Şimdi burada bir şey var. Daha önce etmiş miydim ben? Acaba?
Sanmıyorum. Üstüne çıkabiliyor muyuz? Çıkamıyoruz ama burada da bir şey yok. İlginç. Bunu geri çekme şansımız da yok sanırım, değil mi? Yani. Bu burayı itmek de bize... Elimize ne geçti? Zamanla anlayacağız herhalde onu. Depoya gitmeliyim. Şu altın amblemi almalıyız. Tekrar kuzgunların yanından geçeceğiz. Biliyorum çok seviyorsunuz onun seslerini. Sen bir ara kalkacaksın ama bakalım ne zaman. Sakin, sakin, kızmayın. Kaç tane? 5 tane falan var galiba onlarda. Şuradan gidiyorduk. Buradan giriyoruz. Alt kata iniyoruz. Sandıktan şeyi alıyoruz, o parçayı. Oyunda tabii çok fazla backtrack dediğimiz olaydan var. Git gel, git gel, git gel. Bu bütün Resident Evil serilerinde olan bir şey zaten. Hatta yanlış hatırlamıyorsam yeni oyunlarında bile var. Tamam şimdi. Neredeydi bizim o şey? Zımbırık. Tamam, burada. Yanımızda hiç sağlık kalmamış. En azından şu dandik olanı alalım yanımıza. Ne olur ne olmaz. Hani bir anda üstümüze bir şey atlayabiliyor gördüğünüz gibi. İşimizi şansa bırakmayalım diyorum. Burasıydı. Kuzgunlara. Oradan piyanolu odaya. Sonra yanına. O amblemi nerede kullanacağımı da çok bilmiyorum şu an altında. Amblemi ama illa ki bir yerde karşıma çıkacak, işimize yarayacak. Kuzgunu serbest bırakamıyoruz değil mi? Yok. Herhangi bir şekilde kafesi açtırtmıyor bana. Acaba kuzgundan pancayla birleştirip yan falan yok be, kuzgundan yan mı yapılır? Böcek lazım bize. Daha hiç elektrik veremediğimiz bir asansör var. Ne yapacağımızı bilmediğimiz bir şey var, mezarlık var. Daha yolumuz belli ki uzun. Seni bir alalım buradan. Evet. Yerine seni koyalım. Ha işte. Biliyoruz bir işi ya. Bu işleri biliyoruz. Peki bu ilk aldığım amblemin yerine de bu orijinalini koysam, koyulabiliyorsam, acaba ne olur? Koyulabiliyor mudur? Bence onu başka bir yerde kullanacağız ama. Yine de bir denemekte yarar var. Zaten yakındayız. Bir yandan düşünüyorum, başka nerede karşıma çıkmış olabilir? Vallahi kullanılıyor. Tada! Şu resim de bize bir ipucu veriyordu sanki. Saat...
2'ye 10 var. O şekilde ayarlayacağız gibi geliyor bana. Deneyeceğim. Önce küçüğü çevirelim. Sağ. Küçüğü çevirince büyü oynuyor. Tam ters yöne. Büyü çevirsek mesela sol desek o da sağ mı gidecek? Aynen. Bu istediğinden fazla dönüyor. Yalnız bu biraz işkence gibi değil mi? İstediğim yöne çok ayarlayamıyorum. O resimdeki gibi yapmaya çalışıyorum ama bir yandan da burada kılıç, kalkan, zırh ve şey işareti var. Kılıç. Kılıç, kalkan, miğfer ve zırh. Sola çevir. Evet, bu dördü arasında oynuyor tamamen. Hepsi miğferde şu an. Yukarı kalkan zırh ve kılıç şekilleriyle yapılması gereken şeyler vardır. Ben de onu düşünüyorum. Şu an kısa kılıç şövalyenin göğsüne. O zaman kılıç, yani kısa olan akrebi zırha getireceğiz. Uzun olan miğfere gelecek. Zırh ve miğfer. Ben resimden yola çıkarız diye düşünüyordum ama zırh ve miğfer. Evet, deneyeceğiz. Uzun olan miğferde bunu sola çevir. Bir kere daha sola çevireceğiz aynısını. Böyle sanırım. Hayır. Yani. Bunu da bildik. Bu nedir? Köşk anahtarı. Ah. Miğfer anahtarı mı acaba bu hangisi? İncele. Kalkan. Güzel. Yeni bir yerlere girebileceğiz artık. İki anahtarımız var. Bence yine güzel ilerledik. Bu arada internetle ilgili bir sıkıntım olacak. Bu pazartesinden itibaren. Siz gerçi bu videoyu büyük ihtimal ya pazartesi ya salı izliyorsunuz ama araya birer gün boşluk bırakmamın sebebi o. Modemi değiştiriyorum, kablonun modemini. Eski modemi iade etmem gerekiyor falan. Bir süre modemsiz kalacağım. Dolayısıyla internete giremeyeceğim. Ben bölümleri çekmeye devam edeceğim ama yükleme şansım pek olmayacak. Çünkü 7-8 GB tutuyor her bir video. Telefon kostası o kadarını yetmez. Bir süre video gelmezse şaşırmayın. Merak etmeyin, gelecek. Hepsi hazır olacak siz diğerlerini izlerken. Kaldığımız yerden tamamen devam ediyor olacağız yani. O zaman kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.